Herkese iyi akşamlar. Çocuk yazını pazartesi konuşmalarında bu akşam kıymetli koleksiyoner, doğa aktivisti, biyolog Yıldıray Lise konuğumuz olacak birazdan. Yıldıray Bey yayına bağlanırken ben de size takdim edeceğim. Yıldıray Bey'e de davet göndermişken kısaca kendi web sitesinde yer alan özgeçmişiyle sizlere takdim edeyim. Yıldıray Lise 1974 yılında Çorlu'da doğdu. ODTÜ Biyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans döneminde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001 yılından itibaren sırasıyla Doğal Hayatı Koruma Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Doğa Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2008-2012 döneminde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ofisinde çalıştı. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 2014 yılından beri Doğa Koruma Merkezi'nde genel müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Yağmuru, yürümeyi, mavi renk verguvan ağaçları en sevdiği şeylerden bazıları. Şiir ve resimli kitaplar okumayı çok seviyor. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tekrar davet göndereceğim Yıldıray Bey'e. Hoş geldiniz. Ekranı kendiniz çevirin. Çevirdim ama bir türlü şey olmadı. Ha tamam, bir an şey oldu. Tamam, kusura bakmayın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben de o sırada sizi takdim ediyordum. Siz devam edin, buyurun. Daha çok Instagram'da yaptığınız çocuk kitapları paylaşımından özellikle Küçük Prens'ten tanıyoruz. Yoğunluğunuz arasında kırmayıp davetimizi için ayrıca teşekkür ederim. Tekrar geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar herkese. Yayına katılanlara da teşekkür ediyoruz. Şimdiden hoş geldiniz diyorum. Yayın sürecinde yorum yapma bölümünü kapatacağım ama son kısımda tekrar açacağım. Herkese şimdiden tekrar. Evet. Hem kişisel sitenizde hem de sizinle gerçekleştirilen süreçlerde bu soruya birçok defa vermişsiniz ama biz yazında okurları için şöyle sormak istiyoruz. Yıldıray Lise söz konusu olduğu farklı biçimde prens okur hayatınızda ve birincisi ilk karşılaşma okurluğunuz, ikincisi koleksiyoner okurluğunuz, ise sergi, etkileşim ve küçük doğa kurduğu evrenin Yıldıray Lise'nin kendi öğrenim, öğretim ve aktivist yanının birleştiği bir okurluk. Bu üç okurla bugünden baktığınızda siz kesişen ve ayrılan noktalar için neler söylersiniz? Yıllar ilerledikçe neler değişti? Şimdi nasıl? Özellikle resim kitaplarda sonradan öğrendi. Öncelikle teşekkür ediyorum, herkese iyi akşamlar dileyim davetiniz için. Biraz tabii Küçük Prens'le başladık ama son dönemde ben biraz daha söylediğiniz gibi resimli çocuk kitaplarıyla biraz daha aşırı neşirim. Aslında Küçük Prens'le tanışmam Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde üniversite öğrenim zamanında başladı. O zamanlar üzerine notlar aldım, daha sonra bir şeyler kırdım, kitapları daha sonra buldum. 2008 yılından itibaren de hani kitabın farklı dillerde koleksiyonunu yapmak gibi bir sürecimiz başladı. O zaman da her yıl neredeyse okuyorum diyebilirim. Dediğiniz gibi Küçük Prens böyle bir, nasıl diyeyim, sihirli bir kitap gibi benim için. Çünkü her sene okuduğumda farklı bir yerini keşfediyorum gibi diyeyim. Yani küçük bir kitap gibi görülebilir ama hep böyle içinde gizemler var. Her zaman farklı farklı şeyler ön plana çıkıyor. Daha sonra da yolumuz öncelikle sevgili Mehmet Sobacı'yla, sonra Türkiye'de farklı koleksiyonerler, sonra da dünyadan farklı koleksiyonerlerle kesişti. Ve dediğimiz gibi de Türkiye'de bugüne kadar 10 büyük sergi yaptık. İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, İzmir'de, farklı farklı illerde Küçük Prens koleksiyonerlerle buluşmalar yaptık. Ve en sonunda da tam pandeminin Türkiye'ye geldiği dönemde Eskişehir Anadolu Lisesi'nde Küçük Prens Kitap Müzemizi açtık. Şu an benim evimde bir iki tane Küçük Prens kitap var. Diğer hepsini Küçük Prens Kitap Müzesi'mizde bağışladım. Orada görebilir arkadaşlarımız giderlerse. Yani aslında bir okurdan koleksiyonerliğe ve dediğiniz gibi Küçük Prens'i farklı insanlara, kitlelere anlatmak üzerine kurulmuş bir yolculuk oldu diyeyim. 2018'den bir sonra da hani müzeyi kurduktan sonra da
Aslında biraz daha elimi ayağımı çektim diyebilirim Küçük Prens'ten. Biraz daha bu diğer resimli kitaplara yoğunlaştığımı söylemek mümkün. Belki takip eden arkadaşlarımız öyle görüyorlardır. Hani uzun süredir Küçük Prens'ten ziyade diğer o kitaplarla Türkiye'de Türkçe olarak yayınlanması için çabalarımız var diyebilirim Selvan. Çok da takip edilesi ve keyifli çalışmalar, çabalar. Ben bu hafta biraz daha Küçük Prens üzerinde soracağım ama aslında Küçük Prens'le birlikte resim kitapları da düşünüyorum. Koleksiyonerlik ilginç bir yaklaşım. Biz birazcık da sizinle birlikte şey üzerine de düşünmek istiyoruz. Koleksiyonerlikte bir okuma biçimi çünkü Küçük Prens koleksiyonerliğine baktığımızda bir de sizin sitenizde başkalarıyla yaptığınız söyleşiler de var çeşitli. Olarak dinamik, çok sesli, çok kültürlü bir olarak koleksiyonerliğe dair neler söylemek istersiniz diye sormak istiyorum. Çünkü sanki o söyleşilerden edindiğim kadarıyla koleksiyonerliği başka bir dayanışma biçimi ve kendine has bir dili olan bir habitüs olarak değerli gözüküyor. Ne dersiniz? Valla şöyle başlayalım. Çok sevgili bir gazeteci dostumuz var, Nilay Örnek. O Benim ve Sobacı'dan yola çıkarak Küçük Prens koleksiyonerlerini biraz farklı tutuyor diğer koleksiyonerlerden. Çünkü genelde koleksiyon yapan arkadaşlarımızda şey vardır, bende kalsın paylaşmayayım benim olsun anlamında. Ama biz Küçük Prens koleksiyonerleri genelde elimizdeki kitap varsa birini mutlaka bir arkadaşımıza hediye ediyoruz. Böyle bir süreç var aslında. O yüzden farklı bir koleksiyoner yapımız var genel olarak. Söyleyeyim, onu söylemek isterim. Bir de tabii ki dediğiniz gibi çok farklı, fazla bile ve evet, farklı dile çevrilmiş durumda Küçük Prens. Şu an ben baktım bugünkü son rakamlara, 525 dil ve lehçeye, ki bunların bazıları yaşamıyor artık. Yani çok eski dillerden, Aramca'dan, farklı dillerden veya uydurma dil dediğimiz, hani Star Wars aleminden ya da uzay yolu aleminden dillerde de var. O da aslında dediğiniz gibi çok kültürlülüğe bir kapı açıyor size. Ben hep onu söylüyorum. Küçük Prens koleksiyonerliğin belki de en bana kattığı şey dillere olan merakımın artması. O yüzden birçok dile merakım, alfabeye merakım arttı. Ve onlarla ilgili neler yapılabilir? Dünyada tehlike altında olan diller, hani neler yok olan dillere de merakım arttı, onu söyleyebilirim. Ve bu kadar çok dil olunca aslında çok kültürlülük de içinde barındırıyor. Şunu söyleyebilirim, biz Türkiye'deki koleksiyonerler olarak yaklaşık herhalde sayımız 250'yi buluyor. Sevgili Kazım İnan'a da buradan selam yollayalım. O da onların çetelesini tutuyor, onların koleksiyonunu yapıyor diyelim. Kendi aramızda gelip bir araya sohbetler ediyoruz, sergiler yapıyoruz. Dünyada da farklı gruplar da var ve onlarla da iletişim kuruyoruz. Ben mesela bir kere Barcelona'da Küçük Prens koleksiyonerlerinin toplantısına denk geldim. Gittim, onlarla çay kahve içtik, kitap değiş tokuşu yaptık. Hani bizde basılanları, onlarda basılanları anlatma şansımız oldu. Öyle bir boyutu da var dediğiniz gibi. Şu an dünyanın her yerinde bizim aslında Küçük Prens dostlarımız var. Hani bir e-posta ile ulaşabiliyorsunuz. Onlar size kitap gönderiyor. Biz onlara buradan farklı lehçelerimizde ya da ağızlarımızdaki kitapları gönderiyoruz. Böyle bir alem açtı diyebilirim kendi açımdan ve diğer arkadaşlarım için de öyle aslında. Çok kültürlülüğü iyi bir örneklerinden biri aslında Küçük Prens, onu söyleyebilirim. Bir 2016 yılında İstanbul'da yaptığımız büyük bir sergiye Exupéry'nin yeğeni de gelmişti, Olivier Degas. O şu an bir vakıf var, onun da başında. Yıllar önce UNESCO Küçük Prens'i bir iyi niyet elçisi olarak düşünüyormuş. İşte 90'ların sonu galiba, 2000'lerin başında. Ama tabii hep böyle sarışın, beyaz tenli biri olduğu için hep böyle Avrupa'yı ve hani dünyanın her yerine hitap eder mi etmez mi diye. Sonra diyor, elime Mali'den esmer, hani siyahi Küçük Prens gelince ve sonra da gördük de, ben sarıklısından tutun entarisine, yerel kıyafetiyle, bizde de Denizli, Antep, Trakya giysilerini giymiş Küçük Prensler de var. Öyle olunca aslında bir iyi niyet elçisi gibi de oldu diyebiliriz Küçük Prens şu an. Benim gönlümde tabii, resmi olarak değil, ama hani dediğiniz gibi çok kültürlülüğün ve dillerin devam etmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum diye toparlayayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Birazcık da genişletirsek biraz popüler kültürle de ilgili bir soru sormak istiyorum. Aslında şöyle, Küçük Prens'in işte İstanbul'daki sergisini ben de gezmiştim o zamanlar. Ve işte atölyeler falan vardı. Ve farklı ürünler de vardı. Sadece çevirileri görmüyorduk. Aynı zamanda işte oyuncakları, başka canlandırmalar falan da vardı. 2010
yılı sonrası özellikle popüler edebiyat dergileri aracılığıyla bazı yazar ve şairlerin mesela edebiyat bağlamında portre çizimlerinin işte benzer kapak dizaynı ve dil seçimleriyle yeni okura, romantik ve idealist birer kahraman olarak yeniden sunulduklarını görüyoruz ve aslında bu yazarlar hayatlarında göremedikleri bir üne kavuşmuş oldular. Ve yaşarken göremedikleri doğru. Bunda edebiyatçıların aslında öznellikleri, yaşam öyküleri ve işte portreleri yarattıkları kahramanların önündeydi çoğu kez. İşte Sabahattin Ali yüzü görmek gibi, Yusuf Atılgan'ın yüzünü görmek gibi bir şeydi. Ama sonra işte, Küp Mantolu Mayanlar, Aylak Adam gibi metinlerde de yazarların önüne geçerek metnin kendisinin kendince bir gösterge alanı yarattığını söylemek de mümkün olmaya başladı. İşte C, Raif, Ulrich gibi kahramanlarla. Küçük Prens'i de böyle bir kahraman olarak düşünürsek, hem bahsettiğiniz milletler arası bir etkisi var diye, yazarın önüne geçen bir Marvel, bir DC etkisi yaratmış bir kahraman gibi düşünebilir miyiz? Yani birçok farklı ürününü görmüş biri olarak siz bu etkiyi ve etkileşimi nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi çok güzel özetlediniz aslında. Tabii şu var, ben Küçük Prens'i yani o sergiler sırasında da gördük, bazı kitaplarda da öyle. Dönemsel işte bir 60'larda ilk okuyanlar var, 70-80'lerde bir daha bir popüler oluyor. Sonra 90'larda okuyan bir grup. Sonra bu özellikle 2015'ten sonra telifi düştükten sonra artık herkese ulaşmaya başlıyor. Aslında dönem dönem olduğunu söyleyebilirim. Tabii dediğiniz gibi o bol renkli edebiyat dergileriyle birlikte daha farklı bir boyuta geçti. Onun altını çizelim. Ama bazı kahramanlar hakikaten yazarının da önüne geçiyor. Hani Küçük Prens onlardan biri. Hani Küçük Prens, Eksüperi'nin belki benim için en değerli romanı. Başkaları için daha farklı romanlar, eserleri var. Onlar daha değerli olabilir. Ama dediğiniz gibi yazarın önüne geçmiş durumda. Aslında Fransız edebiyatının 20. yüzyılda en değerli kitaplarından ve figürlerinden biri olmuş durumda. Hani Camus ve diğerleri varken bile. Hani o açıdan çok da etkili bir... Aslında ben bir resimli kitap gibi de düşünüyorum sonra kendi baktığım zaman. Hani öyle bir masalsı etkisi var. Modern bir masal etkisi de var. O açıdan hani insanlara çok farklı kapılar açtığını söyleyebilirim. Ve ben dediğim gibi her okuduğumda farklı yerin altını çiziyorum, farklı bir yerlere gidiyorum diye söyleyebilirim. O açıdan insanlar farklı dönemlerde okuyup farklı etkilendiklerini ve böylelikle dediğiniz gibi farklı jenerasyonlarda etkisinin de öyle olduğunu görüyorum ben. O yüzden dediğiniz gibi şu an Küçük Prens Eksüperi'nin çok önüne geçmiş durumda. Ama özellikle hani hem Lyon'daki müze hem farklı yerlerde Fransızlar yazarını da hani yaşatıyorlar. İşte hani eskiden 50 frank üzerine hem Küçük Prens hem yazarın portresini basarak ikisini birden aslında eşit değerde göstermeye çalışıyorlar. Tabii popüler kültürde hem çizgi filminin çıkması hem dediğiniz gibi farklı farklı ürünlere dönüşmesi biraz daha onu bir meta haline getiriyor. Bunun altını çizmek lazım. Ama ben sonuçta dönüp dolaşıp kitabı okumaya faydası oluyorsa bunları faydalı görüyorum. Hani okumaya teşvik ediyorsa ve insanlar o kitabı birden fazla okuyorlarsa benim için önemli. Diğeri çünkü ticari boyutu, onu da farklı bir ticari öge olarak görmek lazım diye düşünüyorum. Belki süper kahramanların yanında alternatif bir kahraman gibi de düşünebiliriz belki. Olabilir. Belli bazı özellikleri ama süper kahramana yakın diyebilirim. Yani hem onun hem diğer gezegenlerde gezdiği, gördüğü kahramanları iyi değerlendirilebilir belki dediğiniz doğru. Ya aslında benim sormak istediğim bir konu daha var. Ya yani belki bir bu sorunun aslında cevabı yok gibi ama sizin özellikle işte koleksiyonerliğinize dayanarak acaba dikkatinizi çekti mi diye sormak için soruyorum. Belki benim aşırı okumamdır. Umberto Eco değil gibi ama Küçük Prens'in yayın yılı 1943. Stefan Zweig'in Satrancı'nın yayın yılı da 1943. Küp Mantolu Madonna'nın yayın yılı da böyle. Ve bizler okurlar olarak 2010 yılı ve sonrasında bu üç kitabı da çok satarlar listesinde birlikte gördük. Ben Küp Mantolu Madonna'ya özel olarak yüksek lisans tezimde çalışmıştım. O yüzden bu 1943 yılına dair bir şeyim var. Küçük Prens'in 70. yılında sizin sergi yapmanız gibi Yapı Kredi Yayınları da Küp Mantolu Madonna'yı 70 yaşında özel sayısını yaparak tanıttı. Yani bu ortaklık ne kadar tesadüf bilemiyorum ama merak ettiğim şu, 2010 sonrasının dünyasında, Türk okullarında duygusal anlamda bu metinlerin ortak bir karşılık bulduğu bir duygulanım var mıdır? Ya da bu karakterler özelinde ortak bir var olma mücadelesinden söz edebilir miyiz?
Olabilir. Hani ben hiç öyle bir ilişkilendirme yapmadım. Hani siz söyleyince şimdi hani yavaş yavaş düşünüyorum. Tabii İkinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında üretilen edebi ürünlere, sinema, müzik onlara baktığımız zaman şimdi farklı farklı şeyler var. Ve dediğim gibi belli dönemlerde aslında belki Kürk Pantolon Madonna 60'larda da bu kadar popüler olmuştur. Bilmiyorum hani günümüz kadar olmayabilir ama belli dönemlerde bu şeyler artıyor gibi geliyor bana. İlgi, hani yazarla ilgili bir şey, konuyla ilgili bir şey. Hani bir hatırlatmalar oluyor kitaplarla ilgili. O açıdan şu an herhalde Kürk Mantolu Madonna Instagram'da en çok paylaşılan kitap. Aslında bazı karikatürleri de var abi. İşte Instagram'ı çekmek için şu kadar TL gibi hikayeleri de var biliyorsunuz. Hani tabii İkinci Dünya Savaşı, buhran, umut arama, hani savaşın getirisi, götürüsü bunların hepsini düşünmek lazım. Yine bir söyleşide bir yazar şunu söylemiş. Hani Hitler'in Kavgam kitabına en güzel cevaptır Küçük Prens diye bir şey söylemiş. Mesela bu çok önemli. Yani içine baktığım zaman bir okuduğunuzda bir umut var. Hani bir sizi bir başka boyutlara götürüyor. O buhran içinde hani vatanından uzakta Amerika'da yazdığı bir kitapta hani bunların hepsini dile getirmiş yazar ve günümüzde de farklı boyutlarla ele alıyoruz. Hani hem Kürk Mantolu Madonna hem Satranç'ta da o dönemde yazıldığı dönemdeki şartlar belki tekrarlanıyor da olabilir. Belki 170 yıl, 50 yıl sonra aynı şartlarda geliyor olabilir. Belki büyük bir savaş yaşamıyoruz ama buhran devam ediyor olabilir diye söyleyeyim. Ama iyi bir araştırma konusu olabilir Selva. Evet, ya, ben de bu akşam hani sorulara hazırlanırken tekrar fark edince sormadan edemedim. Sizin ilgi alanlarınızdan birinin de çocuk resimli çocuk kitapları olduğundan bahsettiniz. Rus edebiyatında hani Dostoyevski'ye atfedilen bir söz var. Hepimiz Golgota'dan çıktık diye. Biraz da kıyasladığınızda okur olarak benzer bir tat aldığınız resimli çocuk kitaplarında başka metinlerle karşılaştığınız mı? Küçük Prens gibi başka kahramanlardan da söz edebilir misiniz? Valla tabii şimdi Küçük Prens biraz yani bir novella diyeyim hani bir romancık diyeyim. Onun içindeki o olay örgüsünü resimli kitaplarda görmek çok katmanlılığı görmek zor. Ama tabii ki baktığınız zaman resimli kitaplar çok kısa metinle çok vurucu görselle size daha farklı şeyler anlatabiliyor. Hani Erik Carle'ın Açtırtım'ı herkes okumuştur herhalde. Hani size verdiği çocuk da olabilir bu, yetişkin de olabilir. Ya da son dönemde Shantown ya da benim çok sevdiğim Jimmy Liao ya da Oliver Jefferson kitaplarına baktığınız zaman hani bir kitaptan bahsetmiyorum. Hani bir seri olarak hani onların bütün o yaratım alemine baktığımız zaman farklı şeyler olabilir. Ben Momo'yu da seviyorum. Çok sevdiğim bir kitaptır Momo. Hani işte Küçük Prens'te eşya benim açımdan söyleyeyim tabii. Herkese farklı yorumu olabilir. Ama dediğim gibi oradaki olay örgüsü katmanlılık bir romanda daha farklı ve sizi farklı yerlere götürebiliyor. Resimli kitaplar biraz daha yani daha odaklı gidiyorlar ama çok yaratıcı şeyler var. Yani onu söyleyeyim. Hani size belki yani binlerce sayfa okumanız gerekirken bir şey anlamak için belki 12-15 sayfada size farklı boyutlar açan, alemlere götüren kitaplar var. Hem yerli hem yabancı. Onu belirtmek isterim. Yani tek bir kahraman dersiniz biraz düşünmem lazım. Yani ilk aklıma hemen biri gelmiyor. O zaman biraz daha spesifikleştirirsek, çocuk yazılımında sizi bu kadar etkileyen başka hangi ürünlerle karşılaştınız? Başka bir koleksiyon yapmak isteseydiniz bu nasıl bir Aslında koleksiyon? başlamıştım da sonra bıraktım dermiş. Bir Alice, bir de Peter Pan. Hani onlar da bizim yani Küçük Prens'te böyle bir paralel giden hani bir 5-10 kitap toparladım. Daha sonra arkadaşlarım hediye ettiğim böyle küçük koleksiyonlarım vardı. Onlar da tabii dediğim gibi hem 1800 yani 1800'ler 1900'lerin başında yazılmış ve hani 100 yıldığından fazladır da dünyada hem sanatı hem yani müziği, resmi farklı kitapları da etkilemiş metinler. Dediğim gibi onların da farklı bir düş alemi var. O açıdan onları söyleyebilirim. Ama onları artık yapmıyorum. Hani biraz daha resimli kitaplara odaklandım söyleyebilirim. Çünkü onlar da çok hepimizi etkilemiş hem Peter Pan hem Alice Harikalar Diyarında çok özel kitaplar. Onları söyleyebilirim. Yani benim aklıma gelen bizim Ankara'da Arif abimiz orada Don Quixote'un koleksiyonunu yapıyor. Mesela Don Quixote'un hem kitaplarını hem farklı objelerini, resimlerini hani farklı boyuttaki eşyalarını da söyleyeyim. Hani farklı farklı insanlar farklı şeylere takmış durumda değil. Yani farklı yerlerde çatlaklığımız var biz öyle söylüyoruz kendi aramızda. Hani herkes o çatlaklığını farklı yorumlayabilir. Ama tabii kitap koleksiyonerliği biraz daha
naif diyeyim diğer koleksiyonlara göre. Ama bir de Küçük Prens'in o şeyi var, hani verici olma, paylaşma durumu var. Sonrasında da birçok aslında Türk koleksiyoner arkadaşımız da, yani Denizli Ağzı, Antep Ağzı, Doğu Trakya Ağzı gibi farklı kitapların basımını da kendileri de çıkardılar ya da bizlerin desteği de oldu. Öyle bir boyuta gitti yani, kitap koleksiyonundan yayıncılığa, çeviriye kadar da farklı boyutları oluyor bu tür koleksiyonların. Tabii bir de en önemli şey, belki biz sergiliyoruz, o da önemli. Ben hep söylüyorum, koleksiyoner çok arkadaşım var ama gidiyorsunuz evinde o koleksiyon duruyor, onu paylaşmak. Hani sergiyle yolunu bulduk. Farklı şeylerde de yapılabilir. Hani bunların kitapçıkları yapılabilir. İşte ne bileyim, bazen belgesellere konu olabiliyor. Hani paylaşmak ve anlatmak önemli. Belki bizim Türk koleksiyonerler olarak yaptığımız en önemli şeylerden biri de o oldu. Biz Küçük Prens'i tekrar hatırlattık ve paylaştık. Yani bizim tabii önceliğimiz kitaplar ve onun farklı dillerdeki versiyonlarını paylaşmak, aynı müzemizde olduğu gibi. Ama objelerini falan da hani zaman zaman paylaşan ya da hediye eden arkadaşlarımız oluyor. Dediğim gibi biraz paylaşınca o koleksiyon büyüyor ve farklı koleksiyonlara da aslında sebep oluyorsunuz diyelim. Birçok koleksiyonerin koleksiyon yapmasına, başlamasına sebep olmuş olabiliriz gibi geliyor bana. Biraz bu farklı biçimleri derken ettiğim, sormak istediğim de buydu aslında. Yani tam da bu söylediğiniz paylaşımcı haliniz bizlere de farklı bir okuma pratiği sağlıyor. Yani aslında metnin eğer dil de bilmiyorsak Türkçe versiyonuyla Doğru. karşılaşıyoruz. Farklı farklı çevirmenlerin çevirileriyle de okuyabiliriz. Ama dergiye gittiğimizde ya da koleksiyonu yakından deneyimlediğimizde anlamına dair çok daha farklı şeyler görebiliriz. Yani hem dönemsel alımlanışına, değişimine, dönüşümüne, hem oradaki figürler dünyada tükenmeye yüz tutmuş dillerde olan versiyonlarından da bahsettiniz. Kapak fotoğrafları da çok ilginçti benim gördüğüm sergide. O zaman bir de şöyle sorayım. Yani hem resimli kitaplar soruyorum, hem Küçük Prens soruyorum ama Ortaya karışık. Devam edelim. bu akşam çevirmenliklerden söz etmişken, yani siz de Türkçe versiyonlarıyla da yakından ilgili olduğunuz için farklı ağızlardaki versiyonlarını da görmüş biri olarak bir metinde çevirmenin sesinin de aslında anlatıcının sesini duyduğumuzu düşünürsek Doğru. Küçük Prens'in Türkçedeki farklı çevirilerini, çeviriler arasında sizin fark ettiğiniz farkları ve sizin sevdiğiniz yeri sorsam belki bir pasaj okumak da istersiniz. Olur valla. Şöyle söyleyeyim, aslında tabii şu an tam rakamları hatırlamıyorum ama biz geçen sene baktığımızda 250'nin üzerinde farklı çeviri var Küçük Prens'te. Eskilerden, yenilerden, telif durumu düştükten sonra artık herkesin dili bilmese de işte ne bileyim İngilizceden, İspanyolcadan, hani orijinal metinler değil de onlardan çeviren birçok şey oldu. Biraz bence ilk tanıştığınız kitaplar sizi daha etkiliyor gibi. O yüzden ben hala Cemal Süreya ve Tomlisuya çevirisinde kalanlardan biriyim. Bir de son dönem, yani son telifli dönemlerinde Mabilut'tan Sumru Ağuryüce'nin iki çevirisini benim favorilerim. Hani diğerlerinin hepsini okumadım bu arada. Hani dediğiniz gibi farklı tınları, farklı dili olabilir çevirmenin ama o ikisi bana her zaman şey gelmiştir, iyi gelmiştir. Diğer arkadaşlarımız da farklı okumuşlardır. Onlara da saygı duyarım ama dediğiniz gibi bazen şey çıktı, birebir hani orijinal Fransızcasına uyan çeviriler gibi. Ben biraz daha çevirinin hani o yani Can Yücel çevirilerini çok severim mesela, o şiirlerde hani o kendinden katmak, yerelden bir şeyler katmak benim açımdan daha değerli gibi geliyor. O yüzden hani bu iki çeviri benim favorilerimden biri diyebilirim. Ama diğer çevirilerde çünkü insanlara ulaşıyor. Ama şöyle söyleyeyim, bazı böyle eskilerde özellikle 80'li 90'lı yıllarda telif almadan yapılmış bazı çevirilerde, bazı sayfalarda çevirilerin olmadığını, bazılarının birebir başka yerlerden kopyalandığını görebiliyorsunuz. O koleksiyonu gördüğünüz zaman, şimdi Eskişehir'deki müzeye gittiğinizde orada yüzlerce çeviri var. Hani birine bakıp kapağındaki resmin hani böyle büyük bir yılan ağzı olan resim de var. Uzaylıları gösteren resim de var kapakta mesela. Herhalde çizere demişler ki ya, uzayda geçen bir hikaye, İşte gezegenler arası yolculuk var deyip oturup böyle uzaylı çizmiş gibi söyleyeyim. Bazıları hani bir kral ya da hani böyle bir prens dediğimizde aklımıza gelen o Avrupa'yı prenslerin çizildiği, yani Küçük Prens'le hiç ilgisi olmayan kapakların olduğu çizimler ve baskılar da var o zamanlarda.
Ama son dönemde dediğim gibi biraz daha hani orijinaline yakın farklı boyutlarda kitaplarımız farklı çevirilerle de gündeme geldi. Ama ben o iki çeviriyi favorim diyebilirim yani. Onlardan okumaya devam ediyorum. Diğer çevirilerde elime geliştikçe bir karıştırıyorum bazen. Şimdi de okumak istediğiniz olur mu sevdiğiniz bir bölümden? Olur. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz son geçen bu yok bu sene ya daha geçen sene olmadı pardon. Bu sene Ocak ayında Çankaya Belediyesi ile bir sergi yaptık Ankara'da. Orada da başlattık aslında. Kitapta belki de en küçük bölüm 23. bölüm. Hani şimdi yine Sumru Argüreyi'nin çevirisinden okuyacağım Mağar Bulut'tan. Buranın şu an 25 farklı dil lehçede okunmuş hali var. Hem benim Instagram hesabımda hem YouTube'da aratabilir arkadaşlar. Hani çok kısa yani 2, 4, 6, 8, 10 satırlık bir metin. O metni farklı dillerde okuyup dinlemek de farklı bir şeyler katıyor. Aslında bu da bizim bir projemizdi YouTube'da ve güzel de oldu. Çoğu kişinin de dikkat etmediği ya öyle bir bazen konuşuyoruz öyle bir bölümü var ya ben atladım denen bir bölüm 23. bölüm. İsterseniz bir kısaca okuyayım. Merhaba dedi küçük prens. Merhaba dedi satıcı. Susuzluk giderici haplar satıyordu. Bunlardan haftada bir tane yuttun mu susuzluk filan hissetmiyordun. Neden satıyorsunuz bunları diye sordu küçük prens. İnsana müthiş zaman kazandırıyor da ondan dedi satıcı. Uzmanlar hesaplamışlar. Haftada tam 53 dakika kazanılıyor. Peki bu 53 dakikayla ne yapılır? Ne istersen. Dilediğim gibi harcayacak 53 dakikam olsa dedi küçük prens. Bir çeşmeye doğru keyifli bir yürüyüş tuttururdum. Yani çok kısa ama beni en etkileyen bölümlerden hala öyle diyebilirim yani. Bazı arkadaşlarımız okunca ya böyle bir bölüm yoktu diyebilirler. Hani dikkatini çekmemiş olur. Çünkü ondan sonra tilki geliyor. Tilki bölümü orada herkesi bir kendi evrenine, alemine alıyor. O açıdan da önemli diye söyleyebilirim. Diğer bölümler daha spot olarak paylaşılmaya da yakın olduğu için ya da işte ikili dünyaya dair bu biraz daha zamansallıkla ve yürümekle kurulan belki aile olduğu için de bu da gerçekten güzel bir bölümdü. Resim kitaplarla olan yani Küçük Prens belki de denen de diyebiliriz. Okuduğunuz ve izini sürdüğünüz olmayan resimli kitaplarda en çok hangi konular dikkatinizi çekiyor? Valla şöyle bir şey söylemek lazım. Şimdi Amerika'da Caldecott diye bir ödül var. 1938'den beri veriliyor. Hani hem yazara hem çizere verilen o zaman o yılki yani bir yıl önceki resimli kitaplarla verilen. Onu şimdi şu an önümde şimdi raflarda görüyorum onları. Hepsini topladım. Onları belki bir sergide paylaşım yapacağım. Orada da görüyorum hani bu değişimi. Türkiye'de de hani son dönemde ona gitti. O zaman da mesela ilk şeyler Amerika'da ana resimli kitaplar işte İncil'den öğretiler, o zamanın başkanları, eski devlet büyükleri, hani bizde de bir dönem öyleydi ya. Sonra bakıyorsunuz biraz değişiyor. 60'larda konular değişiyor. 68'den sonra mesela ilk defa çekik gözlü ya da siyahi çocuklar kitaplara giriyor. Onun öncesinde yoklar. Hep böyle Amerikan sarışın ya da beyaz tenli diyeyim onları söyleyeyim. Ondan sonra işte farklı konular gelmeye başlıyor. Eşitlik, hani zorbalık, aklınıza gelecek bütün konular artık resimli kitaplarının içinde var. Hani sabırdan, öfkeden tutun. Çok kültürlülük, hani birlikte yaşam gibi konular öne çıkıyor. Biraz da son 5 yıl, 6 yılda da onlar daha da öne çıkmaya başladı. Hani barıştan tutun, hani savaşın kötülüğünü de anlatan birçok öğe ya da çocukları biraz daha bu çok kültürlülüğe, dünyadaki farklı kültürlere saygıya da çağıran birçok kitap var. Onları söyleyebilirim. Ben biraz yaratıcı kitapları seviyorum. Özellikle böyle hani kelimeyle, dille oynayan kitaplar. Geçenlerde birkaç paylaşım da yapmıştım onlarla ilgili. Ama dediğim gibi bazen böyle resimleri çok iyi vuran, bazen konusu çok iyi olan kitaplar. Bazen ben onlara şey diyorum, hem yazıp hem çizen çok değerli insanlar var. Onlara resimli kitap yaratıcısı diyorum. Onlar yani farklı bir evren yaratıyorlar aslında. Çünkü hem yazıp hem çizdikçe kendi içinde değişime uğruyor. Hem metin hem resimler hikayelerini hep böyle paylaşıyorlar. Onların kitapları biraz daha ilgimi çekiyor diyebilirim yani. Yani bu konularda son dönemde dediğim gibi bu konular bir iki senedir hep göç ve göçmen konuları çok öne çıktı. Ülkemizde de çok güzel kitaplar çıktı bu konuda.
Bunları söyleyebilirim. Bu ilk dönem metinlerinden bahsederken işte başkanların hayatı bahsettiğinde onların da girdiğinden bu ilk dönem metinleri için politik angajmanlardan, ne bileyim işte paranın kullanımından ya da işte kapitalist siyasetlerden, siyasi göndermelerden falan söz etmek de mümkün mü? Mümkün ama tabii şey var, o zamanlar hani çocuklara eğitimde ne anlatıyorsanız bizde de hala öyle. Tarihi, olgu, yani geçmişte yaşananların önemi, devlet büyükleri, hani hep bir tarihten gelen şeyler. Şimdi biz yine bir sevgili Gülşah'la bir çalışma yapıyoruz, resimli kitaplar tarihçesi diye. Türkiye'deki resimli kitapların tarihçesini meşrutiyetten beri hani sürüyoruz. Orada da mesela çocuk kitap edebiyatında önce onlar başlıyor. Bakıyorsunuz işte hem devlet büyükleri hem de kahramanlar, hani Keloğlan sonra geliyor. Ondan önce bütün o eski kahramanların ele alan kitaplar ya da Jules Verne'in ya da birçok kitabın çevirisini biz hep çocuk edebiyatı diye, o zamanlar aslında şimdinin belki yetişkin edebiyatına yakın metinleri söyleyeyim. O zaman onları okumuşuz hep. Birçok çocuk dergisiyle birlikte verilen ekler de var. Ama bakıyorsunuz 30'larda 40'larda hep böyle bir kahramanlık öğeleri. Hani onlar öne çıkmışlar. Özellikle ilk öğretim düzeyindeki kitaplarda. Bir dönem galiba bence. Bir de hani hem yazar hem çizer, konular değişiyor. Farklı konulara girmeniz gerekiyor. O açıdan dediğim gibi son yıllarda hani ben Bologna'daki çocuk kitapları fuarına da gidiyorum. Orada da onu görüyorsunuz. Farklı böyle renkli, farklı konular öne çıkıyor. Belki moda konular oluyor. Mesela geçen sene biraz savaştan dolayı hani o savaş ve barış konusu öne çıkmıştı. Mesela bu sene de gideceğim inşallah. Bakalım hangi konular öne çıkacak, görürüz. Amerika'dan örnek verince yakın zamanda Gürkan Özkan'ın şu metnini okuyordum da şimdi masamın üzerindeyken de görmüş oldum. Türkiye'de çocukluğun politik inşası diye. Sizin bahsettiğiniz sergide gerçekleştiğinde sanki onunla da birlikte yorumlar geldi. Doğru. Yani son dönemde Doğan kardeşleri de hani onun farklı bir boyutları var 40'lardan sonra. Hani o zamanki çocukların dünyasına yaptığı etkiyi, katkıyı görüyorum, okuyorum. O da farklı bir boyuta geçiyor. Yaptıkları müsamereler, hani yarışmalar, sergiler o kadar büyük ki. Tabii biraz şehirli kalmışlar hani doğası geri, hani derginin ulaştığı yerler olarak, ama çok büyük bir boşluğu doldurmuş, onu görüyorum. Tam dediğiniz gibi aslında orada tabii hani verdiğiniz mesajlar şunlar da olabilir, ama hep bir Avrupa'dan alınan ve yani oradaki kültürü yoğrulduğu, özellikle şehirli çocuklara birçok şeyi aktarmış, resim, sanat, hani müzik, ki çok şu an hala yaşayan birçok sanatçımız o zamanlar çocuk dahi olarak hani oralarda görebiliyorsunuz yani derginin sayfalarında. Yani bir de şey de çok ilginç. Yani sizin Instagram paylaşımlarınızla bakınca özelliği de görmeye başlayınca ben çalışmanızı şimdi duydum. Çok heyecan verici. Ayrıca bir an evvel yayınlanmasını şey olmasını İnşallah. belki resimli çocuk kitaplarını da biz teknoloji gibi icat olarak almışız gibi bir hikayeye evriliyor zihnimde. Çok öyle Trendlerin değil ya. Çok öyle değil. Ama yine bizde Keloğlan'la biraz bakıyorsunuz. Keloğlan'la Nasrettin Hoca. 40'larda biraz bakıyorum. Çevirilerin dışındakiler yine bizim, hani daha doğrusu şöyle, dedelerimizin, nelerimizin anlattığı masalları biz resimli kitaba aktarmışız. Sonrasında hani yeni yeni yani daha farklı boyutlara geçmeye başlıyor 60'larda, 70'lerde. Mesela sonra da artıyor. Geçen YÖK'ün tez arşivine girip birkaç araştırma yaptım bu konuyla ilgili. 2015'ten sonra mesela çok fazla bu konuda tezler var. Öncesinde yılda 1-2 iken bakıyorum şimdi 3-5, hele son 3-5 yılda hani hem o eserlerin değerlendirilmesi, incelenmesi, eğitim ve edebi açıdan, hem de farklı konularda bayağı bir hani bilim camiasının da buna ilgi gösterdiğini görmek mümkün. Bir de arttı yani, çok hem yerli hem yabancı çevirilerle birlikte birçok yazar, çizer arkadaşımızın kitaplarına ulaşma şansımız var. Umarım bu ekonomik durumda biraz iyileşir, daha rahat erişebiliriz tekrar kitaplara diyeyim. dil hocadan hoşlandığınızdan bahsettiniz. Bu son ilgilendiğiniz kitaplar özelinde. Türkçe metinlerle karşılaştırdığınızda bu metinleri baktığınızı, gördüğünüzü, anlatıcının dili, çocuk okura ve yetişkin okura dair konumlanışı sizce nasıl?
Valla ben şöyle tabii ben ayırmıyorum. Ben o yüzden yani ağzımdan çocuk edebiyatı ya da çocuk kitabı çıkmadı. Onun altını çizeyim. Ben resimli kitap demeyi tercih ediyorum. Çünkü hani en son Jimmy Leon'un bir söyleşisinde o anlattı. Ben kitap yapıyorum, çocuklar da okuyor diyor. Yani resimli bir kitap yapıyorum. Çocuk, yetişkin herkes okuyor. Yani çocuğa özel bir şey yapmıyorum diyor. Şanton'un metinleri de bence öyle mesela. Çizimleri de öyle. O yüzden ben biraz öyle görüyorum. Ben illa ki çocuğa özel bir şey diye görmüyorum resimli kitapları. Ha tabii ana kitlesi olabilir. Hani daha kolay erişiyor gibilerinden. Valla tabii ben şimdi yorum yapmayayım da hani ben özellikle hani Instagram'ı da öyle kullandığım için yani dünyada basılmış değerli eserlerin dilimize çevrilmesi. Ama bizde de basılmış çok güzel belki 15-20 dile çevrilen kitaplar var. Hani biraz o da artmaya başladı son birkaç yıldır. O kitapların da hani dünya çocuklarına ulaşması önemli. Şunu söyleyeyim yani bir kere ben bazen yazar çizer arkadaşlarla da bunu çok tartışıyorum. Yani yılda 10 kitap yapmak var. Yılda bir kitap yapmak var. Hani ben bunu biraz şey görüyorum. Hani ekonomik nedenler olabilir bir şey diyemem. Ama şimdi mesela Oliver Jeffers Mart atıyorum. Seneye Nisan'da çıkaracak kitabını şimdiden ön talep ediyorsunuz. Alıp almaya çalışıyor. Yani yılda bir kitap ama çok değerli bir kitap. Çoğu insan öyle çalışıyor. Yani çünkü hem arkasında bunun yaratım süreci var. Hem basım süreci, hem medya, hem pazarlama. Aynı anda koedisyonla birlikte 20 dilde birden basılıyor kitap Çin'de. Bazen Türkiye'de de basılıyor bu matbaalarda ve dağıtılıyor. Hani o biraz ona tabii ekonomik güç ve şeyle de bakmak lazım. Onu biraz starlaştırmak. Hani günümüzde nasıl diyeyim, belli bir yere koyduğumuz bazı yazar çizerler olur. Hepimiz için vardır. Yerli ya da yabancı. O yüzden hani ben az üretim ama kaliteli üretim. Bir de paylaşımlarımda da ona dikkat ediyorum. Yani sadece metin çeviri değil, basım, boyut, kalite, hani o dizayn onlar da çok önemli. Yani bazen bakıyorsunuz metin çok iyi ama basım kötü olmuş oluyor. O zaman onun içine giremiyorsunuz. Yani hepsini bir kitaba alıp hani mesela benim en sevdiğim kitaplardan biri bu. Resimli kitap günlüğümün de başladı bu. A Child of Books kitabı. Yani şimdi bu kitap mesela Oliver'la senin kitabı beni çok yaratıcı bir kitap. Hani içinde kelimeler, İşte farklı kitaplardan şöyle yüzüyorlar, ediyorlar. Yani bir tasarım var, bir düşünce var. Ve yılda bir kitap, hani hatırlıyorum bunun hikayesini. Şimdi heyecanlandım. Geçen hafta da bir aradaydılar. Yeni bir kitap yapıyorlar. Hani geliyorlar bir araya bir ay ya da 15 gün çalışıyorlar. İşte bağlıyorlar. Sonrası basım, yayın, hani tanıtım gibi. O yüzden o da kaliteyi bence gösteriyor gibi. Ama tabii bunun arkasında ekonomik şeyler, üretime, o metni ve tasarımı hazırlamakta var. O yüzden ben yılda bir ve güzel eser veren tüm dostlarıma buradan sevgilerimi yollayayım. Çoğu da arkadaşım. Hani şimdi çok şey yapmayayım. Ama yani farklı diyebilirim. Ama şunu da söyleyeyim. Bizde de kalite giderek artıyor. Hani de yazar, çizer ve yayın evindeki arkadaşlarımıza da buradan selam söyleyelim. Dediğim gibi bazı kitapları hem İtalya'ya gidiyorsunuz bir kitap basılmış mesela Türkiye'den tanıdığımız bir kitabı orada görmek güzel ya da Kore'de Korece, Arapça o farklı bir şey veriyor aslında bana hem umut veriyor hem de mutluluk veriyor çünkü bir arkadaşımızın kitabı farklı dillerde basıldığını görüyorsunuz. Böyle bir süreç de var. Bence bu giderek de artıyor. Yayın evleri buna biraz daha önem vermeye başladılar. O da tabii ki kaliteyi de hani daha doğrusu kalite değil de seçkiyi de artıracaktır diye düşünebiliyorum. Çünkü şu an kaç tane çocuk yani çocuklara özel yayın evi var bilmiyorum ama sayı artınca kalitenin de arttığı durumlar olabilir ama genelde olmuyor maalesef. O yüzden bir de çok atölye var. Buradan tekrar çok sevdiğim dostlarıma bu kadar çok atölye yapıyorlar. Sevgilerimi yollayayım. Hem yazım hem çizim için ama değerli onu da altını çizeyim. Tabii her o atölyeye katılanlar sonuçta yani iyi bir yere gelecek demek değildir. Bu biraz amatörce kalıp bunları yapmak lazım ama değerli. Yani yapılan her iş değerli ve bence bir hani böyle biz şimdi tırtıldan kozaya girdik. O kozadan bir kelebek gibi çıkma harefesindeyiz diye düşünüyorum. Hani çocuk edebiyatı kısmı yani birkaç senede daha farklı bir şeye geçebiliriz. Daha farklı üretim, daha özel üretimler çıkabilir diye umut ediyorum diyeyim Selvan. Yani zaten o hareket ve hareketlilik de anlaşılıyor. Instagram'daki hareket de yenilik diyor bence. Oradaki tüketim pratikleri ve dolaşıma giren metinleri. Ben bizde işte resimli kitaplar derken
aslında kategori olarak alımlayıcıları ayırmak için hani yetişkin çocuk okur aslında aynı metne bakıyorlar diye düşünerekten yaklaşmaya bahsettiğiniz kitapları bir de yaşsız kitaplar demeye başladılar. Doğru. Doğru seslenen gibi. Siz bu metinlerdeki yani gördüğünüz koleksiyonda ve takip ettiklerinizde resimleri ne değerlendiriyorsunuz? Son duyamadım son sorunuz. Takip ettiğiniz metinlerde nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şöyle aslında moda kavramlar ya da konular oluyor. Onun altını çizmek lazım. Hani dedim ya göçmen gibi konular hani bir dönemde ama dünyanın büyük sorunu. Şimdi mesela geçen seneden gelen o savaş, iklim değişikliği mesela 2-3 sene önceye kadar benim hani profesyonel olarak da çalıştığım konu doğa koruma, orman konusunda çok az kitap varken birden böyle bakıyorum en az 10-15 tane ormana çıkma, ormanda pratikler bir şeyler yapma ile ilgili kitaplar çıktı. Bunlar önemli konular olduğunu söylüyorum ben. Metin ve çizimlerle birlikte. O da farklı hani insanlara bu konuları da hatırlatıyor. Yani çocuğa okuduğum zaman böyle bir iletişim kurma şansınız var. Resimler biraz tabii çizerin stiline bağlı. O da ben ilk kitaplarıyla şimdi 10. kitabında çizer arkadaşları görüyorum. O kendileri de bir yolculuk içindeler aslında. Hani ilk çizimiyle sonraki çiziminde bir kendi yolunu bulmuş, kendi tarzını oturtmuş. Hikayesini de öyle anlatmaya çalışıyor. Onu söylemekte yarar var. Ve dediğim gibi bizde de çok değerli yazar, metin yazarı arkadaşlar var. Onlar da günceli de takip ediyorlar. Hani dünyadaki bu öncelikli konuları ya da Türkiye'deki bu konuları da ele getirmek lazım. Ama hala bizde bence çok kültürlülük çok az. Hani bizim kitaplarımıza baktığımız zaman hani geçen onu söylüyordum. Hani yanlış anlaşılmasın ama karakteri Kürt, Laz, Arap hani ana karakteri olan o kadar çok az kitap var ki hani sorsam belki aklınıza bir ya da iki gelir ya da gelmez. Hani o açıdan hani o çok kültürlülüğü bir arada yaşamı aktaracak biraz kitaplara özellikle hani çocuklara hitap edecek dünyada ihtiyaç var gibi geliyor bana. Hani benim gördüğüm konulardan biri bu öncelikli konulardan biri bizim açımızdan. Evet, yani belki de dediğiniz gibi savaşın da etkileri bu metinlerde artmaya başladı. Yayın evlerin kataloglarında da ben de görüyorum aslında buradan yazılmış çok dünya vatandaşına seslenen metinler de var. Hatta çift dil projeler de var Türkiye özelinde yapılmış, yansıtılmış. Yine gördüğünüz resim ve çerçeveye dair yorumlarınızı sormak üzere soracağım, toparlayamadım ama resimli kitaplara baktığımız zaman bir de yani sizin söylemlerinizden ve yona katma hikayenizden anladığım kadarıyla resimlerin bir de doğrudan sanatsal değeri olan metinler var. Belki de sadece görselliğinden dolayı ulaştırıyor, şey yapıyor. Bir de resimli kitaplar şekilde dizayn edildi. Farklı yerdeki versiyonların ayrılması görüyorsunuz. Biraz kesik kesik geldi sesiniz. Çok çok duyamadım ama şunu söylemek lazım. Hani dediğiniz gibi hani mesela benim en sevdiğim resimli kitaplardan biri bu The Lost Words diye Kayıp Kelimeler. Bir İngiltere'nin en iyi yazarlardan Robert McFarlane'le bence en iyi çizerlerinden biri Jackie Morris'in bir proje kitabı aslında. Hani bu kitabı ben ilk gördüğümde aşık oldum. Sonra 2019 yılında en iyi kitap ödülünü aldı Kedi. Şöyle, hani bizde de var ama Oxford'un bir Junior sözlüğü var içinde o 10 bin kelime olan. Bu 10 bin kelimeden zaman içinde güncelliği bazı kelimeleri çıkarıyorlar. Özellikle doğayla ilgili olan kelimeleri çıkarmışlar son yapılan güncellemelerde. Bu insanların hem bir aktivist yanıyla birlikte, hani o çıkan kelimeleri bir akrostiş şiirle birlikte, güzel bir çizimle birlikte anlatıyorlar. Yani bunun içinde yalı çapkını var, işte sarmaşık var. Bazı hayvanlar var. Hani bunların hepsi artık o sözlükten çıkmış tabii. İnsanların da çocukların da hani dağarcığından çıkar diye okullarda etkinlikler, şarkılar, CD'ler. Sonra bunların bir de ninni bölümleri çıktı. Hani ninnilerle ilgili bir şeyler yaptılar. Biraz böyle projelendirilmiş şeyleri de seviyorum ben. Hala da devam ediyor. Hani bunu şimdi oyun kartlarını yaptılar. Okullarda farklı etkinliklerini yapıyorlar. Hani bu kelimelerin unutulmaması için. Hani bu tarz bir projeye dönen kitaplar bende başka
değerleri var diyeyim. Bir de dediğiniz gibi Küçük Prens sergilerinde de onu aslında çok gösteriyoruz biz. Yani sadece kitabın kendisi farklı dilde olması önemli değil. Çok küçük boyda olması, üç boyutlu olması, farklı özelliklerde kitapların olması. Yani yayıncıların bu özellikleri de kullanmalarını göstermek ve insanlara bakın böyle kitaplar da var demek açısından öncelikli olduğunu görüyorum ben. Ve bazı kitaplar mesela öyle anlatıyor. Bu geçenlerde de bir yerde paylaştım. Bu Peter Pan üç boyutlu. Benim en sevdiğim üç boyutlu. Bunlara kağıt mühendisi diyorlar. Robert Sabuda'nın bir kitabı. Şimdi kitabı anlatıyor ama sonra içinden şöyle size bir tane kitabın sonunda şöyle bir tane gemi çıkıyor. Ki bu farklı bir boyut. Mesela bunu Küçük Prens sergimizde de gördük biz. Yani bir tane üç boyutlu kitapla yarım saat oynayan çocuk var. Mesela sayfaları tek tek açtı, oynadı, kaldırdı, baktı. Hani farklı bir evrene onları o an farklı bir uygulama götürüyor. O yüzden hani bu tarz farklı kitapların olması ve yayınlanması ben bunları da takip etmeye çalışıyorum dünyadan. Onlar olduğunda kitaplığımda da bulunduruyorum çoğunu. Hani göstermek, anlatmak. Hani bakın sadece hani metin değil, sadece çizim değil. Hani bunun bir tasarım süreci, farklı boyutların da olduğunu göstermek açısından önemli olduğunu düşünerek özetleyeyim Selva. Ben de biraz o çeviri dil demeyeyim de Türkçe'ye de çevrilenler var. Yani son dönemde bu bahsettiğiniz tasarım çok fazla çevrildiğini de görüyoruz gibi geliyor bana. Büyük yayın evleri özellikle ve büyük sermaye sahibi ve bir koleksiyoner gibi bu metinleri toplayıp çeviriyorlar ve çoğu tematik bir yayıncılık yapıyormuş gibi geliyor. Siz ne dersiniz? Fark ediyor musunuz? Ya da belki Evet. Şöyle aslında tabii bu Türkiye'de de hani onu yapan yayın evleri var. Ürettiğimiz bu atlaslar hani bir ara 5 yıl önce onlar çok modaydı. Büyük boy kitaplar içinde küçük boy kitaplar. Dediğiniz gibi onlar çok değerli. Hani normal kitabın dışında bu kitapların olduğu çünkü farklı bir algı oluşturuyor diyebilirim ben size. Hani bir atlası açtığınız zaman eskiden hani bizim o okul atlaslarından daha büyük açıyorsunuz. İçinden başka şeylerin de çıktığı kitapların olduğunu göstermek aslında okurda farklı bir şey düşüncelere de sağlıyor gibi geliyor bana. Heyecan veriyor, o konuya eğilmesini sağlıyor gibi. Özellikle bu atlasvari kitaplar çok değerli olduğunu görüyorum ben. Hani hem Türkiye'de yayınlar var hem çevirilerin olduğu kitaplar. Son 5 senede özellikle bunlara tüm dünyada bir ilgi vardı. Özellikle büyük boy, hani bizim eskiden büyük atlaslarımızın olduğu kitaplar çok değerli bence. Onların çevrilmesi, basılması ve bizlere ulaşması değerli diye görüyorum ben. bir de konuya ilişkin bir soru daha sorayım. Sonra katılımcıların sorusuna açık aslında güncel de bir konu olduğu için işte Büşra Tarçalar'ın paylaşımında görmüştüm ölüme dair olan kitabın etkisinden. Bu zor konulara dair ve onların kitaplardaki yansıması, çevrilmesi, yayınlanmasına ilişkin tecrübe, anekdot aktarmak ister misiniz? Vallahi çünkü öncelikle hem ilk satır hem Büşra'ya hem editör Sima'ya teşekkür edeyim. Ben yıllardır o kitabın belki ben de elçiliğini yapmışımdır. Büşra da paylaşımında söylemiş. Hani bu tür kitapların basılması, ya çünkü örnek oluşturması önemli. Hani siz onu alırsınız okursunuz ayrı. Hani öyle bir kitabın basılması, ölüm, zorbalık, aile içi şiddet, boşanma. Hani bu tarz konuların olması hani olur olmaz onu çocuk okur ya da başka bir okul önemli değil ama bu konulara da eğinilmesi önemli diye görüyorum. Mesela yeni yeni bazı yazar ve çizer arkadaşlar Türkçe olarak bunlara odaklanmaya çalışıyorlar. Ama dünyada çok güzel örnekleri var. Hani özellikle aile içi şiddette de bence Türkiye'de böyle birkaç kitabın çevrilmesi lazım. Yolda olduklarını biliyorum. Hani umarım yakın zamanda bu ekonomik şartlar izin verirse basılır. Ben çok değerli buluyorum. Hani dediğiniz gibi çok satmayabilir, çok ilgilisi olmuyor ama ben öyle kitapları bir 3-5 tane fazla alıp arkadaşlarıma hediye ediyorum. Hani çünkü görmemiş olabilirler, okumamış olabilirler. Ama dediğiniz gibi mesela ölümle ilgili bayağı birkaç kitap çıkmaya başladı. Hani hem bazıları hayvanlar üzerinden, bazıları insanlar üzerinden anlatıyor kitapları. Boşanma ile ilgili bir dönem bayağı kitaplar. Yani çünkü bunları anlatmak ya da paylaşmak anlamında ya da çocukla iletişim kurduğunuzda size bir done vermesi ya da bir konuyu açması açısından önemli olduğunu görüyorum. Ben zorbalık mesela son 5 yıldır o da çok
konular oldu. Hem yerli yazarların hem çevirilerden. Yani ben önemli olduğunu altını çizmek isterim. Yani bu tür konuların da giderek daha fazla yer bulması. Hani sadece hani o resim kitapta okuduk, eğlendik değil de bu tarz konuların da yer bulması ben çok değerli buluyorum. Umarım da sayıları artar. Mesela savaş da öyle. Dediğim gibi göç. Son yıllarda bunların hepsinde bir artış var hem yerli hem yabancı kitaplarda. Çok değerli buluyorum. O zaman son olarak yeni projelerinizden ya da çalışmalarınızdan da söz eder misiniz? Belki gösterme kitaplar da vardır başka. Vallahi çok kitap var da şimdi biraz böyle kafam nasıl gider ne gelir diye de ama paylaşacağım birkaç tane kitap var birkaç gün içinde. Dediğim gibi sevgili Gülşah'la bir resimli kitaplar tarihçesi çalışmamız var. Onu belki sene 2023'te önce bir sergi, sonra bir kalıcı sergi, müze adına ne derseniz deyin. Hani müze terimi belki biraz insanlara uzak gelebiliyor ama bir yerde böyle kalıcı bir sergi yapmak üzerine bir düşüncemiz var. Hani o yüzden eskiden yayınlanmış resimli kitapları derlemeye birçok sahaf dostumla birlikte başladık. Onlara da buradan selam söyleyeyim. Ama zor. Türkiye'de hani özellikle resimli kitaplar. Çünkü hakikaten şunun altını çizeyim. Sahaflarda çok az gördüğünüz şeyler. Ben bu sene hem Ankara hem İstanbul fuarına gittiğimde sahaflarda o tür kitapları görünce biraz sevindim de, mutlandım da aslında. Hem insanlar ikinci el ucuz alabilir hem de o değer olarak oralara gelmiş, oralarda paylaşılıyor olup görmek beni mutlandırdı aslında. Dediğim gibi belki çok pahalıya gördüğünüz bir yabancı kitabı orada daha ucuza alma şansınız olabilir. O yüzden raflara o gözle de bakmak lazım. Ama eskilere yönelik bulmak zor. Çünkü ya atılmış ya birinin kitaplığında öyle özellikle kalmış. Mesela Ayşegüller'le ilgili, o ilk basılan Ayşegül serileriyle ilgili bayağı bir... Çünkü tabii Küçük Prens koleksiyonerliğin verdiği listeleme, hani bunları odaklama farklı şeyler de var. Orada onları görüyorsunuz. Farklı listeler var kitapların arkasında. Farklı kategorilerde yayınlanmış farklı nasıl diyeyim amblemlerle yayınlanmış kitaplar var. Onları bir düzenlemeye gidip öyle bir listeler yaptım. Onları biraz hani derliyoruz. Herhalde 2023 içinde bir sergi düşünürüz diye düşünüyorum. İnşallah güzel de bir paylaşım olur. Gerçekten Arkadaşlarla da paylaşırız. çok heyecan verici. Özelinde resimli kitaplara bakınca Türkiye özelinde de yayın evlerinin de birbirine etkilediğini, işte benzer boyların benzer yayın evlerinde çıktığını da görebiliyorsunuz. Renk, kağıt kalitesinin çok benzediğini de fark edebiliyorsunuz. Çok ilginç bir okuma envanteri sunuyor gerçekten. Çok heyecan verici. Ben bir yandan yorumları da açayım. Belki selam Olur. verenler Olur. Ben vardır. çok okuyamayacağım. Ekranım küçük. Hani o yüzden yani cep telefonundan bağlanıyorum ama olan diğer arkadaşlarla sorusu olanlar da varsa paylaşayım. İyi. 53 dakika olmuş yine. Az konuştuk kim geldi bana ama çok da konuşmuşuz. Bir de şeyi söyleyeyim. Hani belki ben hep söylüyorum. Çok da değerli buluyorum bu. Püdem'in çıkardığı bir iyi kitap diye bir yani resimli ya da bütün çocuk edebiyatı ile ilgili çok güzel değerlendirmelerin olduğu her ay hem PDF olarak elektronik ortamda hem TÜDEM'lere gidip alabiliyorsunuz. Ben özellikle onu alıp arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Orada da birçok kitabı tanıma görme şansı oluyor insanların. Hani selam veren yani Gülşah'a selam verelim buradan o kadar andık onu. Diğer arkadaşlarımıza da selam verelim. Yaptıkları da çok büyük bir emek. Yani bilabeder de dağıtılan bir metin. Evet, doğru. Bir de şey söyleyeyim. Geçen haftalarda İstanbul Fuarı'na da yıllar sonra gitme şansım oldu. Cuma günü gittim. Birkaç arkadaşımızın imzası vardı. Orada da böyle kalabalıktı. Tabii yani esnaf demeyeyim de kitapçılar hani çok verimli olmadığını ekonomik olarak söylüyorlardı. Ama o kalabalığı görünce ben yine bir umutlandım. Hani bir gülümsedim böyle. Çünkü yüzlerce çocuk vardı içeride. Biraz böyle kitap alan var, soran var, işte yazarla sohbet, çizerle sohbet edenler var. Tam Beylikdüzü'nde olmasına rağmen, hani çok uzak olmasına rağmen diyeyim ben. Ya bu ya bu ne kitap keşke İstanbul'da olsa falan diye. Aynen öyle birkaç arkadaşımız da dedik acaba Kadıköy yani Anadolu tarafında korsan bir şeyler mi yapılsa daha faydalı olur gibi söylediler aslında. Soru yok. Hep selamlar falan var. Hatta Gülşah 5 dakikadır kilitlendim. Sohbetti demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Funda Hanım küçük prense farklı bakış açısı kazandırdığın için çok teşekkürler demiş.
Ben teşekkür ederim, sağ olsunlar. Biraz sizin sesiniz bazen kesik kesik geldi bana, kusura bakmayın, o yüzden atladığım bir şey varsa Serva Hanım. İnternet alakalı bazen Bir olabiliyor. aynı anda konuşunca belki şey oluyor. Eskiden profesyonel yapıyorduk da Zoom çıktıktan sonra artık daha çok Zoom'dan yapınca böyle. Biz de biraz Instagram'ı aktifleştirelim istedik. O konuda da galiba biz biraz idealist davran, farklı içerikler de görelim. Instagram devam etsin istediğimiz için. Yok, o da önemli. Önemli bence. Çocuklar için kitaplarım var, bir soru soruyor. Kitap kapakları dünya edebiyatında kitabı pekiştiren öğe olarak çok tartışılan bir konu. Sizin kapak olarak en çarpıcı bulduğunuz kitap hangisi? Wow, çok güzel. Geçen bir söyleşimde bir anket yaptım. Genelde insanlar kapağına bakarak kitabı alıyor, resimli kitaplar. Onun altını çizelim. Yani kapak en vurucu şeylerden biri. Çok zor bir soru ya. Çok böyle güzel kapaklar var. Ama tabii ben şömüzlü kitapları bir ayrı yere koyuyorum. Yani o şömüz var, açıyorsunuz arkadan başka bir kapak çıkıyor. Türkiye'de çok göremiyorum, varsa da kusura bakmasınlar hani atladıysam. Yani o şömüz meselesi, yani şömüz dediğimiz aslında, bir tane dur korsan göstereyim, ha şuradan yeni paylaşacağım bir kitap. Hani kitabın üstündeki şu kapak aslında. Bakın kapak şu, çok güzel bir kitap. Bunu yakında paylaşacağım. Ama orijinal kapak deri baskısı şu. Hani bu farklı bir boyut veriyor. Mesela bu da beni son dönemde etkileyen kitaplardan biri. Bu Çocukları Kuşa Döndüren Kadın diye bir hikaye. David Almond'un, Laura Carlin'in çizdiği. Çok güzel bir kitap. Bunu yakında paylaşacağım. Bu da bu sene basılan bir kitap. Bir de tabii sevgili Murat Moroğlu'yu da burada analım. Hani kitaba şöyle bir bakıp bütüncül olarak bakmamız hep bize söyler. Hani bu da önemli şeylerden biri. Çok kitap var ya. Hani özellikle yabancı kitaplarda buna çok değer veriyorlar. Hani dediğim gibi ana satın alma ögesi bu olduğu için çok çarpıcı kitaplar var. İçine baktığınız zaman orada, yani oradan olan ya da farklı bir çizimle bunu getiriyorlar diye söyleyebilirim. Belki Onu söyleyebilirim. bu ekonomik koşulların etkisiyle bu kapak meselesi değişti son yıllarda, ama en son mesela Nar Çocuğun getirdiği işte Kobi Yamada'nın metinlerinde görüyorum ben. Ya yani şu an diğer versiyonları da satılıyor ama böyle dışarı şeyli Evet. çocukluğumda da altın kitapların metinlerini böyle hatırlıyorum. Dışı böyle şey. Doğru. Valla ben de bu dönem, yani ekonomiyi en iyi gösteren şey, şimdi burada varsa ilgisi bilmiyorum, Yapı Kredi'nin bütün kitapları karton kapak basması oldu. Yani çok böyle kapak basıyordu ciltli. Aa dedim, tamam yani işin ekonomik boyutu. Çünkü İş Bankası hep öyle basıyor mesela. Hani karton kapak basıyor. Evet, şeyi söyleyebilirim. Evet. İyi kitap TÜDEM'in yayınladığı, hani Bir Bedel yayınladığı, hem internette var hem TÜDEM'e gidip hani onların ofislerinden alabilirsiniz. Çok değerli bir kitap dergisi diyeyim. Resimli çocuk kitapları. Ya çocuk edebiyatı dergisi diyeyim, tam doğru. Cümle içinde kurulayım bir çocuk edebiyatını, tamam. Kelimeler kitabı tekrar göstermenizi ister. Tabii. Bu, bakın bunun da boyutu büyük. Yani bu çok büyük. Yani neredeyse evet tam şu kolum dirseğime kadar ve içinde de mesela benim en sevdiğim kuşlardan biri diyecektim ama Funda geldi mesela. İngilizce Funda'nın bir çizimi ve bir akrostiş şiir var. Robert McFarlane'in yazdığı kitap. Ve dedim ki bunun sergisini, okullar ve etkinliklerini mesela saksan kelimesi, onun bir hikayesi ve çizimleri. Hani bu tür kitaplar bizde de, hani proje kitap diyeyim ama çok değerli. Orman yangınlarıyla ilgili bir tane yapılmıştı geçen sene galiba. Hani bu tür kitaplar biraz hani okullara, mesela son dönemde öyle bir şeyim oluştu. Geçenlerde bir Sedat Serbi Hoca'nın bir söyleşisinde de dikkatimi çekmişti. Hani çocukları, özellikle ilköğretim çağındaki çocukları şiirle buluşturmak, özellikle Fazıl Üstün Dağlarca benim en sevdiğim şairlerden biri ki hani çocuk şiirleri de var. Hani özel olarak bastı. Hani onunla tekrar buluşturmak gibi bir niyetim var. Hani proje olarak projelendirmek iyi olur gibi geliyor bana. Hani çünkü o şiirlerde birkaç arkadaşım şimdi çocuklarıyla onları çalışıyorlar. Farklı bir düşünce, farklı bir betimleme var ve onları yazıyorlar. Çok güzel böyle, yani
şairlere taş çıkartacak bazı böyle dörtlükler gelebiliyor önümüze. Çünkü dünyaları farklı olduğu için. Bir onu öyle bir içimden geçti geçenlerde. Fazıl Üstün Davacı'nın şiirlerini yeniden yazım gibi mi yapacaklar? Farklı versiyon. Yok, ben şey istiyorum aslında, onları götürüp çocuklarla atölyeler yapmak anlamı. Ben yapayım anlamında demiyorum da. Hani o şiir atölyeleri, şiir okumaları. Çünkü ben bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi şiirden uzağız yani. Baktığınız zaman şiir, gerçi hep derler, Türkiye'de herkes bir şairliği vardır, bir dörtlüğü vardır. Ya sevgi üzerine, ya annesine, ya babasına bir şey yazmıştır ama yani o önemli diye görüyorum ben. Çok farklı atölyeler yapılabilir. Hani çünkü buradan bu konularda çalışan, atölye yapan arkadaşlarımız da var. Onlara da çağrı olsun. Hani öyle bir komple bir şey gibi. Hani Fazıl Üstü Dağlarcı'yı tekrar o jenerasyona anlatmak. Nasıl az önce dediniz ya, Küçük Prens'te farklı dönemlerde farklı jenerasyonlara anlatıyor kendini. Bir de şunu söyleyeyim. Geçenlerde bir arkadaşımla da paylaştım. Galiba bu resimli kitapların en kötü yanı, kötü yanı demeyeyim de, unutuluyor. Yani o 1-2 yıl içinde unutuluyor. Onu tekrar hatırlatmak gerekiyor. O kitabı bir daha bestseller, çok satar yapmak Türkiye'de zor gibi geliyor bana. Ya mesela bir Aç Tırtıl'a baktığınız zaman 20-30 yıldır hep en satanlar arasında çıkıyor. Ama bizde öyle bir metin veya kitap bulmak çok zor. Umarım olur. Bu arada hani son dönemde basılan kitaplardan bazıları öyle bir klasik olabilecek kitaplar da var. Hani klasik olmuş bir resimli kitabı desem aklınıza belki 3-5 kişi ya da 3-5 kitap ya gelir ya gelmez. Hani bir düşünün diye söyleyeyim dedim. O yüzden o konu geçince biz yeni kitap üretmeyi ama o eski kitabı biraz unutuyoruz gibi geliyor bana. Birkaç soru vardı ama ben kaçırdım Selva Hanım. Ördek Ölümün Ali'nin yaratıcısını yeni kaybettik. Çok sevdiğim bu kitap hakkındaki paylaşım diyorlar. Bir Valla de bence güzel bir kitap ama zor bir kitap. Biraz hani zor bir kitap. Hani o ölüm, ördek, kuru kafa. Yani bu ağlamak güzel dille de hani son 2 satırda çıkanda da hani bir Azrail'i yine siyahlı içinde göstermiş. Hani direkt gösteriyor aslında, şeye bırakmadı, hayal dünyasında. Öyle birkaç psikolog arkadaşımız yazdı bana. Hani dedim ama o tarzı, hani yazar çizerin tarzı o. O da çok değerli bir kitap, Ölüm, Lale ve Ördek. Ama zor bir kitap. Yani dediğimiz gibi bir de bunları çocuk kendi okumuyor. Biz çocuğa okuyoruz ya da biri okuyor ya. O okuyanın verdiği yönerge, anlatış tarzı, yumuşatması ya da sert yapması, neyse hani o da bence başka bir boyut katıyor gibi gelebiliyor. Bir soru daha vardı, onu kaçırdım. Erdoğan Oral'ın metinlerini bu kadar sattıran nedir diye soru gelmiş. Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben geçenlerde baktım. Tüm Bologna Çocuk Kitapları Fuarı listesinde Türkiye'den tek sergilenen eserleri Feridun Oral'ın var. O da yıllardır yazıyor. Hani çiziyor da. Hani ben onu diyorum, o kitap yaratıcısı Ressam bir de yani. kavra. Evet, kavramı bende farklı. Yani hem yazıp hem çizmek bende farklı bir yere koyuyor o tür insanları. Çünkü birçok söyleşi de okudum. Hani metnin çizerken değiştiği, çizimin yazarken değiştiği. Hani bir o ikili bir yaratım sürecine giriyor. Bir de tabii yıllardır hani bir şey, o stili var, hani tarzı var Feridun Oral'ın ve en değerli yazar çizerlerimizden biri, onu da altını çizmek lazım. Ya bir de dediğimiz gibi her, yani unutulmuyor. Yeni bir kitabı çıktığında yine bir anneler, babalar ya da teyzeler, dedeler onları alıp okuyorlar çocuklara. Bir de uzun zaman resimli kitaplarla haşır neşir olduğunuzda çizerlerin metnini adını görmeden de artık fark edebiliyorsunuz. Evet, bir gün şey başıma Amerika'da geldi. Bir kitap var. Beatrix'in bir kitabı var. Kapakta bakıyorum. Aa diyorum, Pamela Zembeski'nin çizim çok o. Ya ama da kitap onun diye. Sonra açtım kitabı, baktım. Aa, çizim onun. Hani içinde 50 çizer var. Onu kapağa taşımışlar. Daha dedim, tamam dedim. Bu yani o dediğiniz gibi algıda seçicilik oluyor. Mesela birkaç çizerimizin, ben yerli ya da yabancı olsun, artık görünce ha bu çizmiş diyebiliyorum. Yazarda metni okumamız gerekiyor. Hani kapaktan direkt anlayamıyoruz ama yazarlarda da metni okusanız hani şeyi çıkarıyorsunuz. Hani şunu A kişisi ya da B kişisi yazmış diyebileceğimiz yazarlarda olabiliyor. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bize açtığınız için. Ben teşekkür ederim Selva Hanım. Güzel oldu. Hani Çocuk Yazını 2000'de teşekkür ediyorum. Arada bir takip etmeye çalışıyorum. Benim etkinliklerle bazen çok örtüşüyor. O yüzden özellikle o şiirlerle ilgili ya da diğer
konu bazlı çalışmalarda tüm ekibe tebrik ediyorum diyeyim yani. Biz teşekkür ederiz. Şiir konusunda fazla üstünde alarcayı not ettik yani. İyi akşamlar. Favorim. Türkçem benim bayrağım dediğin sürece zaten yani o başka bir boyuta getiriyor üstadı diyeyim. Yani tabii çok değerli başka şairlerimiz de var ama dediğim gibi çocukla ilgili yazan yani özelinde birkaç şairimiz var. Hepsi çok değerliler. Ama şiirin çocuklarla tekrar buluşması ben öyle diyorum. Hani hakikaten unutuluyor. Hani onu biraz daha örtüştürmek ya da barıştırmak diyeyim ya da tanıştırmak, tekrar tanıştırmak doğru kelime oldu. Şiirle tekrar tanıştırmak. Şimdi İngilizce güzel bir kelime olur ama biz de bulamadım şimdi tam olarak hani örtüştürmek için. Hani tekrar buluşturmak, öyle diyeyim. O zaman iyi akşamlar diyorum. Yüz yüze de görüşürüz diyorum. İnşallah. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm ekibinize saygılar, sevgiler. Ben de hepsinin adına teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.